Sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor ve bu basın toplantımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dün de iki polis kardeşimiz şehit oldu. Yaralı asker ve polislerimize Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum ve şu anda bölgede de kahramanca mücadele eden asker ve polislerimizin Rabbim yardımcısı olsun diyorum. Sur'da da Allah'a hamdolsun operasyonlar 263 gün sonra tamamlandı ve emniyet yetkililerimizin, devlet yetkililerimizin verdikleri ve açıkladıkları bilgilere göre de Sur teröristlerden tamamen temizlendi. Daha önce biliyorsunuz aynı şekilde Cizre teröristlerden temizlenmişti. Peşine İdil'de hemen hemen bu temizlik harekatı son buldu. Ve şu anda bölgenin diğer yerleşim yerlerinde de hain PKK terör örgütüne karşı yoğun bir şekilde güvenlik güçlerimizin bir temizlik operasyonu ve harekatı içerisinde olduğunu biliyoruz. Biz bu operasyonlarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerimize, polis ve askerlerimize, şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olanların bir an önce şifa bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ve şu anda da bölgede kahramanca mücadele eden asker ve polislerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Duamızın da, kalbimizin de, gönlümüzün de onlarla birlikte olduğunu bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Tabii askerimiz ve polisimiz orada kahramanca mücadele ederken terörle mücadelenin diğer unsurları şayet yerine getirilmezse, kadük bırakılırsa, eksik bırakılırsa korkarız ki temizlendi denilen yerlerde dahi birkaç ay sonra tekrar terör unsurlarıyla, terörist hareketlerle, teröristlerle, onların faaliyetleriyle karşı karşıya kalırız. Onun için bu mücadelenin topyekun yapılması gerektiği hususunda bir kere daha uyarılarımızı kararlılıkla buradan ifade ediyorum ve ortaya koyuyorum. Daha önce de ifade ettik. Bakın, eğer böyle temizlenen bölgelere, oralarda yaşayan, Cizre'de olsun, Sur'da olsun, İdil'de olsun, Silopi'de olsun, Silvan'da olsun, diğer bölgelerde olsun, bu teröristlerin, hain PKK'nın baskısından, şiddetinden, tehdidinden, terör eylemlerinden dolayı o bölgeyi terk eden, devletin ve milletin birliğinin yanında olduğunu açıkça ifade eden Kürt kardeşlerimiz geri yaşadıkları yerlere dönmezlerse maalesef bu temizlikler PKK'nın lehine işlemiş olur. Ve PKK önümüzdeki günlerde buraları kurtarılmış bölgeler ilan eder ve silahla elde edemediğini bu sefer daha kolay yollardan elde etmiş olur. Onun için mutlaka bu geri dönüşlerin sağlanması lazım. İkincisi, tabii PKK'yı besleyen diğer unsurlar var. Bunların en başında finans desteği geliyor. Bu desteklerin mutlaka yok edilmesi lazım, kesilmesi lazım. Yani PKK'ya finans desteği sağlayan şirketler varsa, kişiler varsa, yollar varsa, kaçakçılık gibi dış destekler varsa bunlarla ilgili mutlaka önlemlerin alınması lazım. Gerekli operasyonların yapılması lazım ve PKK'nın finans desteğinin kurutulması lazım. Bir diğer yapılması gereken şey, bölge halkının mutlaka PKK'dan uzaklaştırılması ve devletin yanına, milletin yanına çekilmesi lazım. Bunun da yolu nereden geçmektedir? Birincisi, güvenliğin tam olarak sağlanması lazım. İkincisi, bölgede istikrarın sağlanması lazım. Üçüncüsü de bölge halkının taleplerinin yerine getirilmesi lazım. Tabii en önemli şart ise bu konuda
bir daha PKK'nın asla muhatap alınmayacağının kesin bir dille ifade edilmesi lazım. Çünkü son dönemlerde o bölgedeki vatandaşlarımızı zorunlu olarak PKK'nın yanına iten en önemli etken çözüm sürecinde Türkiye'yi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının PKK ile pazarlık masasına oturmasıydı. Yani PKK'yı bölgenin temsilcisi olarak muhatap almasıydı. Dolayısıyla da bunun bir daha olmayacağı noktasında çok kararlı ve kesin ifadelerin kullanılması ve devletin yanında duran, milletin yanında duran bölgedeki kardeşlerimizin can güvenliğinin de, mal güvenliğinin de birinci derecede korunması ve sağlanması gerekiyor. Bunların yapılması gerekiyor. Tabii bu topyekun mücadelede bir diğer unsur uluslararası desteğinin kesilmesi lazım. Şu anda biliyorsunuz daha önce PKK'ya direkt ya da endirekt yollardan destek sağlanıyordu. Şu anda bu destek daha büyük oranda PYD üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla da PYD ile PKK arasında mutlaka bir duvar örülmesi lazım. Ve PKK ile PYD'nin, yani bunlar ikisi de aynı da, işte birisi Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteriyor, diğeri Türkiye'nin içinde, ülkemizin içinde faaliyet gösteriyor. Ama bunlar hangi noktada ihtiyaç duyuyorlarsa işbirliği yapıyorlar. Yani keskin nişancı mı lazım, oradan Türkiye'ye geliyor ya da buradan oraya gidiyor. Efendim terörist mi lazım, oradan buraya gidiyor, buradan oraya transfer oluyor. İşte yerleşimci mi lazım, buradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Dolayısıyla da bu, mutlaka bu duvarın örülmesi lazım. PKK ile PYD arasındaki ilişkinin nasıl yapılıyorsa o şekilde, ne gerekiyorsa onu yaparak mutlaka aradaki irtibatın kesilmesi lazım. Bunun yapılması lazım. Yani tabii bir başka mesele ise, tabii PKK'nın içeride destekçileri var. Bunların bir kısmı işte yazar, çizer, akademisyen takımı, basında yer alan temsilcileri var. Bir de meclisteki siyasi uzantıları var, siyasi temsilcileri var. Tabii PKK ile mücadele ediyorsanız bunları da enterne etmeniz lazım. Bunları da yok etmeniz lazım. Artık buralardan PKK'nın destek alamaması lazım. Tabii bunu da neyle yapacaksınız? Hukuk içerisinde yapacaksınız. Türkiye'nin aslında mevcut hukuk sistemi de bunları engellemeye yeter. Ama maalesef bir irade yoktu. Bu iradenin artık konulması lazım. Konuluyor gibi gözüken bir irade var. İnşallah bu sonuna kadar bu iradenin arkasında durulur ve PKK'nın tüm uzantılarıyla gerektiği şekilde hukuk içerisinde mücadele edilir. Tabii burada Türkiye kamuoyunun da şu anda gündeminde olan dokunulmazlıkların kaldırılması var. Tabii özellikle tabii şu anda Türkiye Büyük Meclis Başkanlığı'nda yüzlerce fezleke bekliyor. Bunun da 200'ün üzerindekini biliyoruz ki bu HDP ya da BDP neyse bu siyasi partinin, yani PKK'nın siyasi partisinin milletvekillerine ait olduğunu biliyoruz. En son da 5 milletvekilliğiyle ilgili fezlekeler meclise gönderildi. İşte bunlar İzmir Milletvekili Ertuğrul Türkçü, İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş, Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in dosyaları bulunuyor. Henüz daha biliyorsunuz 29 insanımızın canına kasteden Ankara patlamasının faili, bombacısının taziyesine giden diğer HDP'li milletvekilinin ismini dahi ağzıma almak istemiyorum. Henüz fezlekesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiş değil. Tabii bunun da acilen gönderilmesi lazım. Çünkü milletimizi gerçekten hem tahrik eden hem PKK'ya açık bir destek olarak, PYD'ye açık bir destek olarak algılayacağımız bir davranış sergilenmiştir. Ve dolayısıyla da böyle bir kişinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hala milletvekili sıfatıyla geziyor olması, dolaşıyor olması kabul edilebilir bir şey değildir. Yani milletin hiçbir ferdinin bunu kabul etmediğini açık ve net bir şekilde biliyoruz ve acilen yürütmenin üzerine düşen vazifeyi yapması ve bu kişiyle ilgili olan fezlekeyi meclise göndermesi ve meclistekilerin de gereğini yapmasını bekliyoruz.
Bir kere teröre kim destek veriyorsa, kim terör eylemlerini destekliyorsa, PKK'yla kim ilişki içerisindeyse mutlaka bunların dokunulmazlıklarının öncelikle kaldırılması ve yargıya gönderilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz daha önce tutuklu vekiller vardı ve bir takım yasal ve anayasal düzenlemelerle bunların tutukluluk halleri sonlandırılarak geçen dönemde meclise getirildiler. Biz o zaman da itiraz ettik. Yani sapla samanı birbirine karıştırmamak gerektiğini ve bunların içerisinde gerçekten hak ihlaline uğrayanları ayırıp ama PKK'lıları ayırmak gerektiğini ifade etmiştik. Ama o zamanki meclis tablosu da şimdiki meclis tablosuydu. Yine bu dört parti vardı. Yani bunlar eliyle aslında PKK'lılar hapisten çıkartılıp meclise getirildi. Milletvekili yapıldı. Yani onlarca yıl Mehmetçiği, askerimizi, polisimizi şehit etmekten, terörist faaliyetlerden hüküm giymiş insanlar, kişiler, şahıslar meclise milletvekili olarak yine bu meclisteki partilerin oylarıyla getirildi. Bu vebal aslında kendilerinin. Yani şu anda bunu düzeltmek de kendilerine düşüyor. Ve biliyorsunuz milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsa bile bir kere 367 gerekiyor. Yani dokunulmazlıkların kaldırılması için nitelikli çoğunluk gerekiyor. Oy düzenlemeden sonra 367 bulunamazsa zaten dokunulmazlıkları kalkmıyor. Ve milletvekili oldukları süre içerisinde de bir mahkumiyet kararı alsalar dahi bir tutuklanmayla karşı karşıya kalmayacaklar. Ancak milletvekillikleri düştükten sonra haklarında işlem yapılabilecek. Dolayısıyla da meclisin bu kendi yaptıkları yanlıştan da dönmeleri lazım. Burayı da düzeltmeleri lazım ve bu yasal düzenlemeyle gerekiyorsa anayasal düzenlemeyle yerine getirmeleri lazım. Çünkü geçtiğimiz dönem bu yanlışı kendiler yaptılar. Ne için yaptılar? Çözüm süreci adına yaptılar. Ne için yaptılar? Ergenekoncuları, balyozcuları kurtarmak adına yaptılar. Yani bunları geçtiğimiz dönemde ne için yaptıklarını biliyoruz. En çok da çözüm süreci adına PKK ile yaptıkları pazarlık neticesinde içerideki milletvekillerini çıkarmak için yaptılar. Şimdi bu düzenlemeyi tersine çevirmek ya da eski haline getirmek zorundalar. Bunların milletvekili olsalar bile tutuklanmalarının önünü açmaları lazım. Maalesef bu meclis bunun önünü kapattı. Şimdi de bunu düzeltmek yine kendilerinin boynunun borcudur diyorum. Ve bu düzenlemeyi biz acilen bekliyoruz. Tabii burada biz ilkesel olarak aslında Büyük Birlik Partisi olarak geçtiğimiz dönemlerde de aslında kurulduğumuz günden bu yana biz kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını savuna gelmiş bir siyasi parti, siyasi hareketiz. Burada da duruşumuz ve kararımız nettir. Biz öncelikle elbette bu PKK'lı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyoruz meclisten ama onun dışında genel olarak baktığımızda biz kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını ve milletvekillerinin de kürsü dışında hangi suç sayılacak eylemi işliyorlarsa bu eylemlerinden dolayı hukukun önüne çıkıp hak ettikleri cezayı da çekmelerini bekliyoruz. Nasıl diğer vatandaşlarımız bir suç işlediklerinde bunun yasal olarak hukuk önünde hesabını veriyorlarsa milletvekillerinin de bundan muaf tutulmasını biz doğru bulmuyoruz. Ve dokunulmazlığın kürsüyle sınırlandırılması gerektiğini savunuyoruz. Kıymetli basın mensupları, tabii burada yine gündemin diğer bir maddesi biliyorsunuz anayasa değişikliği ve anayasa uzlaşma komisyonu dağıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin masadan kalkmasıyla birlikte. Tabii biz 2011 yılında da anayasa uzlaşma komisyonu kurulduğunda mecliste bu meclisin bir anayasa yapmayacağını, bu partilerin yeni sivil demokratik anayasa diye bir taleplerini ya da dertlerinin olmadığını söylemiştik. Bugün de aynı tabloyla karşı karşıyayız. Bu meclis anayasa yapmaz. Eğer gerçekten sivil demokratik bir anayasa yapmasını istiyorsak, önce o zaman iktidar partisinin yapması gereken şu, eğer gerçekten bunda samimiyse, önce kendi oylarının yeteceği işi yapsın.
Siyasi partiler yasasını demokratikleştirsin. Buna kendi gücü yetiyor. Kimseye ihtiyacı yok. İki, seçim kanunu demokratikleştirsin. Zaten meydanlardan millete de söz verdiler. Şimdi biz bunları bekliyoruz. Nisan ayı içerisinde bu düzenlemeleri yapacaklarını söylediler. Şimdi öncelikle siyasi partiler yasasını demokratikleştirsinler. Seçim kanunu demokratikleştirsinler. Bunu bekliyoruz. Siyasi partiler yasası demokratikleşmeden, seçim kanunu demokratikleşmeden oluşan bir meclisten sivil demokratik bir anayasa çıkmaz. Çünkü meclis liderlerin iki dudağı arasında. Seçilirken de öyle, oy kullanırken de öyle, yasa çıkartırken de öyle. Bir kere meclisin bağımsızlığına kavuşması lazım. Şimdi ben CHP'nin tavrını doğru bulmuyorum. Yani başkanlık sistemi varsa biz masada olmayız. Böyle bir ön yargı olamaz. Ya da Tayyip Erdoğan fobisiyle masaya oturulmaz ya da masadan kalkılmaz. Değerli arkadaşlar, karşı çıkabilirsiniz. Ben de tam demokratik parlamenter sistemi savunuyorum. Ama benim bunu savunmuyorum, o savunmuyor olmam, karşıdakinin fikrini dinlememem anlamına gelmez ki. O gelir kendi fikrini söyler, kendi talebini söyler. Ben kendi talebimi söylerim. Zaten nasıl oluşmuş uzlaşma komisyonu? 4 parti, eşit üye ve oy birliği karar. Zaten oy birliği karar olmayacağı için Adalet ve Kalkınma Partisi neyi getirirse getirsin o uzlaşma komisyonundan çıkmaz 4 parti anlaşmadıktan sonra. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi neyi getirirse getirsin yine aynı şekilde o uzlaşma komisyonundan çıkmaz. Ya da HDP, MHP ne teklif ederse etsin 4 parti anlaşmadıktan sonra oradaki üyeler uzlaşmadıktan sonra oy birliği olmadıktan sonra zaten o kabul görmez. Dolayısıyla da ben niye bu tür ön şartlarla masadan kalkıldığını ya da masaya oturulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii CHP'nin tavrının şuradan kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle 7 Haziran'dan sonraki koalisyon görüşmelerinde bu Adana istikrarlı görüşmeler dedikleri görüşmelerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendini oyaladığını ve aldattığını düşünüyor. Dolayısıyla da burada da aynı oyuna ya da kendileri açısından tuzağa gelmek istemedikleri için bu davranış içinde oldukları kamuoyuna bir şekilde yansıdı. Ama ben o görüşmelerle bu görüşmelerin yani koalisyon görüşmeleriyle anayasa görüşmelerinin de birbirine karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Her olayın ayrı değerlendirilmesini ve ayrı şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz aynı yanlışı Adalet ve Kalkınma Partisi Suriye konusunda yaptı. Sandı ki Libya gibi olacak. Batı Libya'ya müdahale ettiği gibi hemen Suriye'ye müdahale edecek sandı. Ve hop atladı mesele ve neticede bugün nerelere geldiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon görüşmelerindeki yanlışını burada da bir yanlışla telafi etme içerisinde. Dolayısıyla ben bu tavrı doğru bulmuyorum. Ama özet olarak da şunu söylüyorum. Yani tam parlamenter sistemi savunabilirsiniz. Başkanlık sistemini savunabilirsiniz. Anayasanın ilk 4 maddesi kalksın diyebilirsiniz. Kalkmasın diyebilirsiniz. Farklı taleplerde bulunabilirsiniz. Herkesin taleplerini dile getirme hakkı vardır. Önemli olan zaten bağlanmıştır yasal olarak. 4 parti eşit üye ve oy birliği karar. Dolayısıyla da anlamı yok kalkmanın. Bir de ben zaten şunu söylüyorum Büyük Birlik Partisi olarak. Eğer yeni sivil demokratik bir anayasa yapacaksak her şeyi konuşabilmeliyiz. Her teklife tahammül gösterebilmeliyiz. Herkes fikrini açık ve net bir şekilde söyleyebilmeli ve dile getirebilmeli. Dediğim gibi biz şu anda tam demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Ama birisi de başkanlık sistemini konuşalım derse elbette ki oturur konuşuruz. Ya da birisi yarı başkanlığı konuşalım derse onu da konuşuruz. Demokrasimizi nasıl güçlendireceğimizi konuşalım derse onu da konuşuruz. Yani dolayısıyla da konuşamayacağımız hiçbir şeyin olmaması lazım. Neticede konuşup uzlaşıp Türkiye için, milletimiz için, ülkemiz için, Türk ve İslam coğrafyası için en hayırlısı neyse onu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben meclisteki partilere bu tavsiyede bulunuyorum ama ben meclisteki partilerin niyetinin üzüm yemek olduğunu düşünmüyorum.
Yani dediğim gibi seni sivil, demokratik bir anayasa talepleri olduğunu düşünmüyor. Hepsi kendine göre bir anayasa istiyor. Yani CHP istiyor ki, MHP istiyor ki bu düzen devam etsin. Bu statükocu düzen devam etsin. AKP istiyor ki kendini sürekli iktidarda tutacak başkanlık sistemine geçilsin. HDP istiyor ki Türkiye'yi bölecek bir anayasa yapılsın. Dolayısıyla da bunların hepsi kendine göre bir düzenleme istiyor. Millete göre isteyeceksin kardeşim. Devlete göre, devletin ebed müddet olması için, milletin huzuru, güvenliği, refahı için, Türk ve İslam coğrafyasının geleceği için anayasa isteyeceksin. Kendi partinin geleceği için değil, kendin için değil. Niyet halis olursa, yani niyet üzüm yemek olursa buradan sonuç alınır. Ama ben bugün dört partinin de niyetinin halis olduğunu düşünmüyorum. Niyetlerinin üzüm yemek olduğunu düşünmüyorum. Her iki iktidar partisininkini hiç düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi eğer niyetin halisse, sen gerçekten sivil anayasa yapmak istiyorsan önce siyasi parti yasasını demokratikleştir. Kendi oyun buna yetiyor. Önce seçim kanununu demokratikleştir. Ondan sonra o seçime gidelim. Oradan özgürce milletin iradesiyle, milletin seçtiği vekiller gelsin mecliste. Bakın o zaman sivil demokratik bir anayasa yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunu hep birlikte görürüz. Kıymetli basın mensupları, tabii bir diğer biliyorsunuz gündem maddesi mülteciler problemi ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yapılan görüşmeler. Tabii burada gerçekten Türkiye'nin, milletimizin onurunu kırıcı bir takım anlaşmalar ya da görüşmeler büyük bir başarıymış gibi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından geçmiş dönemlerde de olduğu gibi iç kamuoyuna yansıtılmaya çalışılıyor. Baktığınız zaman içeriğinde ne var diye henüz zaten ortada atılmış bir imza yok. Net üzerinde anlaşılmış maddeler yok. Sadece bir mutabakat var. Henüz imzaya dökülmemiş bir mutabakat var. Onu da bütün Avrupa Birliği ülkeleri onaylamış değil henüz. Nedir burada baktığınız zaman en çok öne çıkan maddeler nedir diye baktığınız zaman bunlardan bir tanesi geri kabul anlaşması. Yani Türkiye özellikle şu anda Yunan adalarında bulunan, Yunanistan'da bulunan bütün mültecileri Türkiye'ye alacak ve aldığı mülteci sayısı kadar da Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin seçtiği mültecileri gönderecek. Yani Avrupa Birliği seçecek kimi istiyorsa, efendim nitelikli olanları seçecek, kendi işinde kullanabileceklerini seçecek. Geri kalanlar da Türkiye'ye kalacak. Ve bundan sonra da Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne mülteci geçişine bu anlaşma dışında kesinlikle müsaade etmeyecek. Kesinlikle izin vermeyecek. Bir kere bu Türkiye'nin mülteci yükünü daha da ağırlaştıracak. Bir kere bunu söyleyeyim. Peki bunun karşılığında ne yapacak Avrupa Birliği diye baktığınızda? Bir, bize 3+3 milyar yani 6 milyar avro para vereceği söyleniyor. Yaklaşık biliyorsunuz bir yıldır 3 milyar avro gelecek. Henüz daha bunun 100 milyon avrosu bile gelmiş değil. Ondan geçtim. Ben şu teklifi yapıyorum. Yani biz 10 milyar euro verelim. Avrupa alsın bütün mültecileri. Yani 6 milyar eurodan sonraki süreç ne olacak peki? Belki bu mülteciler önemli bir kısmı dönmeyecek Suriye'ye. Peki bunun yükü sadece Türkiye'nin omuzlarında kalmayacak mı? Ben başbakan olsaydım bu teklifi yapardım. Biz size 10 milyar verelim, siz bütün mültecileri alın derdim. Avrupa'nın imkanları daha geniş. Coğrafyası Türkiye'den daha geniş. Ekonomisi daha iyi. Bunu kaldırabilecek düzeyde. Ama maalesef Türkiye dediğim gibi aleyhimize olan anlaşmaları bile sanki lehimize olmuş gibi bir bayram edasıyla iç kamuoyuna yansıtılıyor. Efendim işte vize muafiyeti gelecek. Haziran ayı sonu itibariyle. Bunun için bizim ne yapmamız gerekiyor? 72 kriteri yerine getirmemiz gerekiyor. Kamuoyuna açıklanamayan 72 kriter.
Nedir bu 72 kriter Allah aşkına? Net olarak bir kere bunun kamuoyuna şöyle madde madde bir açıklanmasını istiyoruz. Acaba bu 72 kriter içerisinde Türkiye'de 32 yıldır terör faaliyeti gösteren PKK'yı arkalayan maddeler var mı? Acaba bu 72 kriter içerisinde Türkiye'nin ulusal güvenliğini ya da üniter yapısını zedeleyecek maddeler var mı? Ya da bu 72 kriter içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız arasında ayrımcılıkları ön plana çıkaran, bir takım zenginlik olarak gördüğümüz farklılıklarımızı ayrımcılığa dönüştürecek bir takım maddeler var mı? Bunları bir millete açıklasınlar bakayım. Bunlar neymiş? Tabii bunları milletimize açık ve net olarak açıklayamıyorlar. Bunların bir açıklanmasını istiyoruz. Bunları görmek istiyoruz biz Büyük Birlik Partisi olarak. Milletimizin de bu vize muafiyeti için neler yapılması gerekiyor bunu bilmesi en doğal hakkı olduğunu düşünüyorum. Ve ben bakın hemen o akşam İzmir'de Yunanistan Başbakanı'yla Sayın Başbakan'ın, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bir işbirliği toplantısına TOP'un öncülüğünde yapılan bir toplantıya birlikte katıldıklarını gördük. Biz tabii ki iki komşu arasında iyi ilişkiler kurulmasını arzu ederiz. Yunanistan'la Türkiye arasında iyi ilişkiler kurulsun. Ama aynı toplantının Selanik'te de yapılmasını arzu ediyoruz. Eğer Yunanistan iyi niyetliyse peki hemen önümüzdeki hafta Selanik'te bir benzerini yapalım. Bakalım Yunanistan buna müsaade edecek mi? Niye biz hep taviz veren tarafız? Bizim ne zorluğumuz var? Bizim ne yükümlülüğümüz var? Bu kadar Yunanistan'a şirin gözükmek için biz neye mecburuz arkadaşlar? Neye mecburuz? Karşılıklı mütekabiliyet esasları içinde değilse bu. Hala işgal ettiği adalardan çekilmiyorsa. En son Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekilinin ırkçı faşist milletvekilinin ne yaptığını, Türkiye'ye nasıl hakaret ettiğini, Türk milletine nasıl hakaret ettiğini hep birlikte gördük. Bütün o sözleri de kendisine iade ediyorum. Evet, köpek olan kendisidir ta. Bu milletin hiçbir ferdi o sıfata layık değildir. Ama köpeğin ta kendisidir o. Buradan da bunu söylüyorum. Ama Türkiye yönetenlerin de dediğim gibi Yunanistan'a bu kadar şirin görünecek bir mecburiyetlerini bunu da anlamıyorum. Çünkü biz Avrupa Birliği'de eğer bu anlaşma nihayetlenirse biz Yunanistan'ın yükünü alıyoruz. Yunanistan bizim yükümüzü almıyor. Ne diyor? Almanya Başbakanı eğer biz Türkiye ile anlaşamasaydık Yunanistan bu yükü kaldıramazdı diyor. Balkan hükümetleri diyor dik duruyor. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Buraya geçişi de onlar durdurdular ama Yunanistan bu yükün altından kalkamazdı diyor. Aslında yaptıkları Türkiye'ye iyilik değil. Yunanistan'ı kurtarma ve kendilerini kurtarma açısından böyle bir anlaşma yapıyorlar. Onun için Türkiye'nin daha dik, daha kararlı, daha onurlu bir duruş sergilemesi lazım Türkiye yönetenleri. Tavizsiz olmaları lazım. Bizim dediğim gibi biz zaten bu kadar yükü çekmişiz. Çekmeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nin vereceği 6 milyar euro kalmamıştır herhalde Türkiye. Mesele 6 milyar euro meselesi olmaktan çıkmalıdır. Ve biliyorsunuz geri kabul anlaşmasıyla birlikte daha önce Türkiye'ye vize uygulamadığımız birçok ülkeye tekrar vize uygular hale geleceğiz. Şartlardan bir tanesi bu. Tabii bütün bunlardan sonra inşallah önümüzdeki süreçte, önümüzdeki aylarda tabii işin püf noktalarından bir tanesi burası. İnşallah Türkiye yönetenler benzeri hadiselerde olduğu gibi işte biz iyi niyetliydik. Biz tüm iyi niyetimizi ortaya koyduk, çabamızı ortaya koyduk ama Avrupa Birliği bizi oyaladı ya da aldattı demezler inşallah. Biliyorsunuz şehitlerimiz Muhsin Başkanımızın ve onunla birlikte hayatını kaybeden arkadaşlarımızın şehadet süreciyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen bir mahkeme süreci var. Yarın 14'te biz bütün ailelerle birlikte
hukukçularımızla birlikte ve camiamızla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte bu mahkemede bu sürecin takipçisi olacağız. Siz değerli basın mensuplarını da ve Türkiye'de hukuku savunan, adaleti savunan ve Muhsin Yazıcıoğlu sevgisini yüreğinde taşıyan herkesi de yarın saat 14'te Kahramanmaraş Adliyesi'nde bizimle birlikte bu hak mücadelesinde yanımızda olmaya çağırıyoruz. Biliyorsunuz şehadetin 7. yılındayız. Mart ayındayız. Önümüzdeki 25 Mart'ta şehadetin 7. yılına girmiş olacağız. Ve yine burada Taceddin dergahında kabri başında rahmetli genel başkanımızı, şehidimizi anacağız. Ve öğleden sonra da Ankara Ticaret Odası'nın salonunda 7. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumunu gerçekleştireceğiz. Bu sempozyumu bu sene ilk defa yeni kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Düşünce Akademisi gerçekleştirecek. Değerli katılımcılarla birlikte bunun geniş açıklamasını da inşallah önümüzdeki günlerde bu akademinin açılışı da önümüzdeki hafta başı yapılacak. Ve inşallah burada daha geniş bir şekilde siz değerli basın mensuplarını da bilgilendirecekler. Ben dediğim gibi bir kere daha rahmetli genel başkanımızı, şehit liderimizi, onunla birlikte hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Dediğim gibi biz olayın ilk gününden bugüne kadar hadisenin aydınlanması için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Bundan sonra da aydınlanana kadar, bu süreç aydınlanıncaya kadar bu sürecin takipçisi olacağımızı daha önce de ifade ettik. Bir kere daha buradan da net cümlelerle ifade etmek istiyorum. Sonuna kadar bu sürecin takipçisi olacağız ve dediğim gibi bu sürece bizimle birlikte milletimizin her bir ferdini de sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ve yarın imkanı olanları da Kahramanmaraş Adliyesi'nde saat 14'te bizimle birlikte olmak için davet ediyorum. Tabii bu hafta sonu yüksek öğretime giriş sınavı var. Ben bu sınava girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Tabii zor bir sınav, zor bir süreç. Ben de eğitimci birisi olarak bu süreçlerin öğrencilerimiz açısından, velilerimiz açısından hangi zorlukları içinde taşıdığını biliyorum. Türkiye'nin tabii özellikle üniversite hayatına geçişin daha kolaylaştırılması ve imkanların genişletilmesi lazım. Öğrencilerimizin bu stresli süreçten aslında bir an önce kurtulmaları lazım. Ama maalesef Türkiye'nin en önemli meselesi eğitim bugüne kadar hak ettiği bir şekilde gündeme gelmemiş ve tartışılmamıştır. Değerli arkadaşlar, eğitimde dibe vurduk. Bak bunu açık ve net söylüyorum. Şimdi bu hafta sonu sınav var değil mi? 160 sorudan eğer yanlış hatırlamıyorsam 20 soru yapan başarılı sayılıyor Türkiye'de. Bak aslında başarı oranının ne kadar az bir soru yapmaya bağlı olduğunu görüyoruz. Aslında bu bile temelde bir problem. Yani 160'dan 20 yapan bir öğrenci nasıl başarılı olabilir? Başarı mıdır? Normal siz lisede okurken bile, ilkokulda okurken bile 10 sorudan 5'ini yapamazsanız başarısız sayılıyorsunuz. Yani yarıdan bir azını yaptığınız zaman başarısız sayılıyorsunuz. Ama bu sınavlarda evet, yani neredeyse %10'unu yaptığınız zaman, %12'sini yaptığınız zaman başarılı sayılıyorsunuz. Bunu bile yapamayanlar var. Düşün yani bunu yapamayan yüz binlerce öğrenci var. Yani 160 sorudan 20 soru yapamayan, doğru yapamayan yüz binlerce öğrenci var. Peki bu öğrencilerin problemi mi? Hayır. Bu Türkiye'deki eğitimin problemi. Eğitimin başındakilerin başarısızlığı. Onların sorumluluklarını yerine getirmemesinin bir sonucu. Bu söylediğim sadece eğitimdeki bir problem. Ama en önemli problemlerden bir tanesi. Yani Türkiye'nin, evet anayasayı da konuşacağız, dokunulmazlıkları da konuşacağız.
Efendim terörü de konuşacağız, ekonomiyi de konuşacağız, istihdamı da konuşacağız. Ama bence öncelikle eğitimi konuşmamız lazım. Yani eğitimi halletmeden biz diğer alanlarda da netice alamayız. Eğitimsiz bir toplum refaha ulaşabilir mi? Eğitimde başarı yakalayamamış bir ülke terör yenebilir mi? Eğitimde zirveye çıkamamış bir ülke, tüm insanlarını eğitememiş bir ülke demokratik bir anayasa yapabilir mi? Yapamaz. Onun için en temel problemimiz eğitim bizim arkadaşlar. Eğer eğitilmiş toplumumuzu tam olarak eğitseydik, bu kadar algı operasyonlarıyla bu toplum yönetilebilir miydi? Yanlışlar doğru gibi topluma gösterilebilir miydi? Ama birileri toplumun böyle kalmasını istiyor. Çünkü böyle kolay yönetiliyor. Çünkü böyle yanlışlar doğru gibi topluma çok rahat kabul ettirilebiliyor. Onun için eğitim ele alınmıyor. Eğitimdeki problemler çözülmüyor. Tam tersine çözümsüzlüğe doğru götürülüyor. Ve en çok oynanan meselelerimizin ve kurumlarımızın başında. Bakın 14 yıllık AKP iktidarında en çok bakanın değiştiği yer neresi? Milli Eğitim Bakanı. 5-6 kere bakan değişmiş. Tarım Bakanlığı'nda sadece 2 bakan değişmiş. Ulaştırma Bakanlığı'nda arada değişiklikler var ama hiç değişmemiş say. Yani diğer bakanlıklara bakıyorsun ya 2 ya 3 ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda 5 bakan değişmiş. Her biri de aynı iktidar olmasına rağmen eskinin yaptığını çöpe atmış. Yeni bir sistem getirmiş. Böyle eğitim politikası olmaz. Ama bütün bu işte yanlış politikalar içerisinde tabii işin faturasını öğrencilerimiz ve velilerimiz ödüyor. Onun sorumlusu onlar değil. Onun sorumlusu Türkiye'yi yönetenler ve eğitimi problemini çözmeyenler, eğitimi çözümsüzlüğe itenlerdir. Ben öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah İstedikleri başarıyı yakalarlar ve Türkiye inşallah ülkemiz bu hafta sonunda sağlıklı, hadiselerin olmadığı huzurlu bir sınav haftasını geride bırakır. Ama Türkiye'nin dediğim gibi eğitimdeki temel problemlerini çözmesi ve stresli bu sınav maratonlarından da öğrencilerimizin kurtulması gerekiyor. Teşekkür ediyorum.